Evet, merhabalar. Sözel mantık test 6 ile sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Bize anlatılan şu yerde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü soruyu buna göre cevaplandıracağız. Hadi bir bakalım öyleyse. Zeynep, iş seyahati için A, B, C, D, E ülkelerine yılda ikişer kez gitmektedir. Toplam burada kaç tane ülkem var? 5 tane ülkem var. Çarp 2, 10. Demek ki 10'lu bir sıralama yapacağım ben. Geldim. İkişer kez gidiyor. Zeynep'in seyahat programı ile ilgili kimi bilgiler şöyleymiş. Aynı ülkeye peş peşe gitmemekteymiş. Yani aynı ülke aynı arka arkaya denk gelmeyecek hiçbir zaman. A ülkesine yaptığı seyahatler C ülkesine yaptığı seyahatlerden öncedir. Ben şunu bileceğim. A C buradaysa A her zaman burada olacak. Denk düşmeyecekler. Şunu bir şöyle çekelim. Geldim. Yani hep A C'nin üstünde olacak. D ülkesine yaptığı seyahatler 5. ve 9. sıradadır. Demek ki ben şuraya C ülkesi şöyle yapalım direkt. C yazalım. Kesin bilgi. Pardon, D ülkesi. Ben niye öyle dedim? D ülkesi ve 9. sırada yine D ülkesi. Şimdi kesinlere yazıyorum ya. Buraya da yazalım. İkinci ihtimalimiz çıkacak çünkü burada. Bu da 9. D. Daha sonra devam ediyorum. E ülkesine yaptığı seyahat ilk seyahat 3. sıradadır. Şimdi 2 tane seyahat yapacak. İlk seyahat 3. sıradaymış. E ülkesine yaptığı seyahatte. Yine burada da kesin. Devam ediyorum. E ülkesine yaptığı ikinci seyahatten hemen önce B ve C ülkelerinden birine, hemen sonra da bir diğerine gitmiştir. Yani ben şu ihtimalleri bileceğim. Ya şöyle olacak ikinci de B, E, C ya da ne olacak? C, E, B olacak. Bunların ikisinden bir tanesi gerçekleşiyormuş. Tamam. Şimdi duruma göre bir baktığımızda ben bu üçlüyü arka arkaya alacağım için bu üçlü mecburen nereye gelecek? Şimdi şuraya gelemez. Çünkü bana ikinci seyahatten bahsediyor. B, E, C desem oluyor mu? Ha. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? B, E ve C demem gerekiyor. İkinci ihtimalimle C, E, B. Çünkü ikisinden birisi olacak zaten. Sadece şuraya yerleştirebiliyorum onları. Diğerleri üçüncü gelmiyor. Çünkü E'nin ikinci seyahati burası. Birincisi burasıydı. Şimdi gelin diğer ihtimallere bir bakalım. Durum böyle olduğunda karşımıza ne çıkıyor? Şunu bir alayım elime. C her zaman, A her zaman C'den önce olacakmış. Demek ki benim şunu bilmem gerekiyor. C burada olduğuna göre diğer A'nın şuralarda bir yerde olduğunu bileceğim. İki A'nın da. Dolayısıyla şöyle bir şey meydana çıkacak. Ben 4'e A dersem eğer burası da A olsun. Yukarıdaki A'lardan biri ikinci A ya burada olacak ya burada olacak. B'lerden biri yani bir A da olabilir B de olabilir. Her iki ihtimalde de bu böyle. Bir A da olabilir B de olabilir. İki A da olabilir B de olabilir. Şimdi C'ler kaldı. C'nin de her halükarda şurada olduğunu bileceğim ben. Tamam, buna göre baktığımızda Zeynep ikinci sırada hangi ülkeye gitmiş olabilir diye soruyor. Bakıyorum ikinci de A ya da B'ye mi gitmiş olabilir? Evet, dolayısıyla A'yı alacağım. Yalnız bir cevabımız A şıkkı. Tabloyu şöyle görelim bir de hep beraber. Zeynep'in seyahatleri ile ilgili hangisi kesin olarak yanlıştır diye soruyor bana. Şimdi bu soruda bir basım hatası vardı. Bunu şimdilik geçiyorum. Üçüncü soruya geleceğiz. Üçüncü soruda Zeynep'in seyahatleri ile ilgili hangisi kesin olarak doğrudur? A ülkesine birinci sırada gitmiştir diyor. Bakalım ihtimaller dahilinde ama kesin değil. B ülkesine birinci. Bir ya da iki olabilir. B bu da ihtimal. C ülkesine 10. sırada gitmiştir. Her halükarda iki ihtimal ve C ülkesine 10. sırada mı gidiyor? Evet. Cevabım C şıkkı. Dördüncü soruya bakıyorum. Zeynep'in B ülkesine A ülkesinden hemen sonra gittiği biliniyorsa. Tekrar ediyorum. Zeynep'in B ülkesine A ülkesinden hemen sonra sıralama şu şekilde olacak. O zaman şöyle diyebilir miyim? Şu ihtimalleri ortadan kaldırırsam AB şeklinde mi gerçekleşiyor? Evet. Dolayısıyla buna göre bir baktığımızda hangisi kesin doğrudur? 2D seyahati arasında yalnızca A ve C ülkeleri girmiştir diyor. Bakıyorum. Birinci D'm burada. İkinci D'm burada. Hangileri girmiş? B, E, C girmiş. Yalnızca A, C değil ele. 2E seyahati arasında yalnızca A ve C ülkeleri girmiştir. E seyahatimin biri burada, biri burada.
A ve C mi girmiş yalnızca? Hayır. C'ye bakıyorum. İki A seyahati arasında yalnızca BE ülkeleri girmiştir. Birinci A burada, ikinci A burada. BE mi girmiş? Evet, BE girmiş. Bana kesin olarak doğruyu mu soruyor? Evet, kesin olarak doğruyu soruyor. Dolayısıyla bir daha bakalım, kontrol edelim yanlışımız olmasın. İki tane A seyahatimin arasına. A burada, ikinci A burada. Bunun arasına kesin olarak yalnızca B ve E ülkeleri mi girmiş? Evet, bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktı. Geldim bir başka sorumuza. 5. 6. 7. ve 8. sorularımızı buna göre cevaplayacağız. Bir bakalım hep beraber. Bir mülakata giren Salih, Tülay, Utku, Vedat ve Yeliz adlı kişilerin her birine ikişer tane soru yöneltiliyor. Bu yöneltilen sorular. Biri cebir veya geometri. Yani birinci ihtimal cebir veya geometri olacak. İkincisi ise fizik ya da kimya olacak. Şimdi fizik soruluyorsa kimya sorulmayacak. Geometri soruluyorsa cebir sorulmayacak. Birinden bir tanesi. Şimdi buna göre benim baktığımda neyi bilmem gerekiyor? Kişilere yöneltilen kimi sorular? Fizik sorusu toplam 3. Tamam. Fiziğe 3 kişi diye tabloda belirttik. Geometri sorusu toplam 2 kişiye yöneltiliyor. Salih ve Vedat'a sorulan ilk soruda aynı alanlardan. Demek ki ben Salih Vedat'ın, şöyle yapalım. Biraz daha aşağı yazayım ya da. Beraber olacağını bileceğim. Devam ediyorum. Başka ne bilgi var elimizde? Tülay'a geometri, Utku'ya kimya sorusu yöneltilmiştir. Şimdi Tülay'a geometriyi yerleştirelim. Kırmızılar kesin. Utku'ya da kimyayı. Şimdi bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya bir ikinci kişi lazım. Dolayısıyla şimdi bir yerleştirme yapmaya çalışsak. Ben Tülay'ın kesin olduğunu biliyorum geometride. Şimdi duruma göre değerlendirdiğimizde eğer Salih ve Vedat burada olursa geriye kalan kişileri bir değerlendirelim. Yeliz burada olabilir mi? Evet, olabilir. 1, 2, 3, 4 kişi oldu. Dolayısıyla 5 olması için Utku'nun da buraya gelmesi gerekmez mi? Evet, tamam. Toplam 5 kişi oldu. Şimdi şeye bakalım hep beraber. Fiziğe bir bakalım. Utku zaten burada. Salih ve Vedat burada olsa, Yeliz burada olsa, daha sonra Utku'nun yanına da Tülay'ın gelmesi gerekiyor. İkinci ihtimallere bakıyorum. Cebirimde Utku burada olsun. Salih Vedat yine burada. Tülay zaten geometride kesin. Geliyorum Tülay'ın yanına yine her halükarda. Tülay'ın yanına kim gelecek? Yeliz. Çünkü Yeliz bu sefer dışarıda kaldı. Geldim fiziğin ikinci ihtimaline. Salih Vedat yine her halükarda burada. Çünkü Salih Vedat'ı ben buraya koyamıyorum. 5 kişim var toplam. Buraya koyarsam 3'e tamamlamam gerekiyor. Beraber alacağım üstelik onları. Dolayısıyla karışıklık yaşanıyor. Tülay'ı buraya koyalım. Tülay'ı buraya koyarsam bu sefer ne olacak? Yeliz. Şimdi fiziğe bakıyoruz. Tülay burada. Utku zaten buradaydı. Utku'nun yanına Yeliz boşta kaldığı için Yeliz gelecek. Bu iki ihtimal bu şekilde sıralanıyor. Şimdi buna göre gelelim 5. soruya bir bakıyorum. Sorusu hangi kişilere yöneltilmiş olabilir? Bul kimyayı. Utku, Tülay ve Yeliz mi? Tülay ve Yeliz alırsam demek ki 2 ve 3 mü? Yani cevabımız E şıkkı 2 ve 3 olmalı. 6. soruya geldim. Bu sefer tablomuz hazır geliyor. Hangilerine geometri sorusu yöneltilmiş olabilir diye soruyor bana. Bakalım Tülay ya da Utku'ya, Tülay ya da Yeliz'e. Demek ki bakıyorum Utku mu buradan alabiliyor kimya geometri sorusunu, affedersiniz. Evet, dolayısıyla bana Tülay ya da Utku ya da Tülay ya da Yeliz diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı yalnız 2 olacak. 7. soruya geldim. Hangisi kesin olarak doğrudur diye soruyor. Salih'e geometri ve kimya soruları yöneltilmiştir. Şimdi Salih burada cebir olabilir, fizik olabilir. Demek ki geometri değil, kimya değil. Tülay'a geometri ve fizik. Şimdi Tülay geometri, tamam. Şimdi Tülay'a ama kimya da sorulmuş olabilir. Fizik sorulmuyor, eledim.
C'ye gelin. Utku'ya cebir veya kimya. Pardon, cebir ve kimya soruları. Utku'ya burada geometri soruluyor. Burada kimya, cebir sorulmuyor. Vedat'a cebir ve fizik soruları. Vedat zaten kesin. Cebir ve fizik mi? Evet, demek ki doğru cevabımız D şıkkı olacak. 8. sorudayım. Ne diyor bana? Yöneltilen soruları. Tam olarak belirlenebilmesi için nokta nokta yöneltilen soruların hangi alanlardan olduğunun bilinmesi için yeterlidir. Yani hangisi kesinleşirse bizim için o zaman işler kesin bir duruma girer. Aslında Yeliz kesin bir yere varırsa ben bunların biraz daha iyi bir düzlem oturduğunu bileceğim. Evet. Yeliz cebirde mi yoksa geometride mi? Yeliz fizikte mi yoksa kimyada mı? Bunlar eğer yerleşirse hepsi yerli yerde olacaktır. Bu yüzden cevabımız A şıkkı, Yeliz olacak. Evet. Sözel mantık test altı burada sona erdi.